Uğur Dündar Bey, biz iki kişi konuşuyorduk orada. Biz iki kişi konuşurken aşağıya arkadaş medyaya kendisini sicil amiri olarak atadı ya dedi ve emoji denilen yandan ve sırıtma şeklinde olan bana da çok sempatik gelen Uğur abinin tırnak içinde duayen olarak da abi ve saygı gösterdiğimiz Sayın Dündar'ın bu kadar sosyal medyayı her yönüyle kullanmasında saygın olduğunu düşünüyorum. Zamanın bütün teknolojik olanaklarından da faydalandığını görüyorum. Emoji'yi de kullanıyor olması önemli. Ben orada kendisinden özür diliyorum Sayın Dündar'dan. Aslında bir duayene cevap vermenin had aşımı olduğunu da biliyorum. Mehmet Şimşek'e destek devam. Aynılar aynı yere Sayın Dündar dedim. Ben medyadan çekildim. Biliyorsunuz çekildim medyadan. Burası medya sayılmaz, sohbet ortamı. Orası sizin hakkınız. Nitekim Sayın Dündar'ın dün akşam İsmail Saymaz Bey'le, değerli arkadaşım İpek Özbey hanımefendiyle yaptığı yayını da hepimiz takdirle izledik. Başarıyla yapıyorsunuz ayrıca işinizi. İbretle izliyorum dedim. İbret derken kendi durumumu, yani meseleleri doğru kavrayamamamı, hala utanmadan Mehmet Şimşek Bey'e destek vermemi, Gaye Hanım'ın ne kadar önemli bir isim olup bunu kavrayamamış olmamı, Şaban Bey'in nezaketli tutumunu, çünkü benim patronum olan Şaban Bey, bir duayen gazetecinin de patronu olma şerefine nail olmuştu. Nasıl şerefe nail oldu? Arena programı yapılıyordu o zaman, Halk Arenası. Şaban Bey de orada Sayın Uğur Dündar'ın da patronluğunu yapıyordu. Bu arada değerli gazeteci Uğur Dündar'la benim aynı anda patronumuz olması, benim kısa dönemde oyun dışında olmam o kadar önemli değil ama beni ayrıca onurlandırıyor. Aynı anda Şaban Bey bizim patronumuzdu. Uğur Dündar Bey, medyanın kendisince atanmış yeni sicil amiri Sayın Enver Aysever. Ben kendisine sayın deyince Sayın Dündar'ın da bana sayın diyor olmasından dolayı da teşekkür ederim. Benim 7 yıl boyunca tek kuruş almadan çalıştığım Halk TV'ye kimin ricasıyla geldiğin, paralarının kimler tarafından nasıl ödendiği hakikaten ibretlik bir durum. Şaban Sevinç bir anlatsa da herkes öğrense demiş Sayın Uğur Dündar. Şimdi Sayın Uğur Dündar araştırmacı bir gazeteci ve iddiaları Türkiye'de her zaman gündem olur. Ve ben Sayın Uğur Dündar'ın bunca yıl duayen sıfatını kolay kazanmadığını bildiğim için kendimi ihbar ettim. Çünkü diyor ki 7 yıl boyunca tek kuruş almadan çalıştığım Halk TV. Uğur Bey'in sıklıkla tek kuruş almadan çalıştım vurgusu önemli. Çünkü insanlar fedakarlıklarını topluma aktarmalı. Aslında buradaki temel öneri hiçbiriniz tek kuruş almayın demek ya da benim zaten hiçbir kuruşa ihtiyacım yok demektir. Ben Halk TV'de çalışırken evine ekmek alamayan, evine süt alamayan ve neredeyse açlık seviyesinde çalışan arkadaşları hep Uğur abi örnek gösterdi. Uğur abi, abi bölümü parantez içinde. Sayın Duayen gazeteci Dündar'ın tek kuruş almadan çalıştığı bir yerde pek çok insanın para istiyor olması, maaş istiyor olmasının terbiyesizlik olduğunu düşünüyorum. Oysa ki işin doğrusu hepimizin Şaban Sevinç'in patronluğunda ve Sayın Deniz Baykal'ın egemenliğinde olan Halk TV'de gönüllü olarak çalışmamız lazım geliyor. Biliyorsunuz gönüllü çalışmak sömürüye girmez. Ancak arkadaşlarımızın o dönem çalışan arkadaşlarımızın maalesef ailelerinden bir kazancı, yaşları da küçük olduğu için geçmişten gelen bir miras falan olmadığı için maaş almalarından dolayı sanıyorum Ayşenur Aslan gibi emekli maaşıyla geçinmeye çalışan hanımefendiler de maaş almak durumunda kalıyorlardı. O da bu ayıbı işlemiş oldu. Fakat Sayın Dündar'ın para almadığı Halk TV'de ben de para almayarak aynı ekolün bir ismi olduğum gibi Şule Aydın, Orhan Gökdemir de para almıyor. Şule Aydın şimdi para alıyorsa ayıp ediyorum demem çünkü patron değişti. Dolayısıyla Şaban Bey'in patronluğunda para almamak esastır. Neden? Çünkü Sayın Uğur Dündar'ın bu meselesi önemli. Buraya kadar Sayın Dündar'a hiçbir itirazım yok. Fakat doğal olarak Halk TV'ye kimin ricasıyla geldiğim,
ki ben bunu bilmiyorum, bunu öğrenmek en doğal hakkım. Paralarının kimler tarafından nasıl ödendiği, paralar konusunda hakikaten ben de merak ediyorum. Hakikaten ibretlik bir durum. Şaban Sevinç bir anlatsa da herkes öğrense, Sayın Dündar'ın bu tutumunun ben ihbar kabul edilmesi gerektiğini ve Şaban Sevinç'in de tarihsel bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Lütfen görelim. Lütfen görelim. Devam edelim Ali'ciğim. Ben de bilmediğim için konuyu bir duayenin iddiası üzerine Sayın Dündar kim tarafından geldiysem lütfen açıklayın. Eğer tek kuruş aldıysam Şaban Bey döneminde en adi şerefsizim. Çünkü ben öyle biliyorum. Size yakışan açıklamaktır. Buyurun yarın YouTube kanalında lütfen açıklayın. Ya da bu akşam Sözcü TV'de açıklayın. Aksi halde yalancı olursunuz. Asla dilemem. Para meselesine gelince lütfen tüm mal varlıklarımızı ekranda birlikte açıklayalım. Şaban Bey de dahil. Hesap veremeyen gazeteciliği bıraksın. Hodri meydan. Bu kabalık etmişim, kendisinden şahsından özür diliyorum. Şaban Bey de dahil olsun, var mısınız demişim, bunu güzel yapmışım. Dilediğiniz yerde halkın huzurunda ben tüm sülalemi açıklayacağım, söz demişim. Burada da abartmışmış aslında. Niye sülaleyi açıklardı? Önemli değil, sülalede de bir gelir yok. Biraz böyle bir duayen gazeteciye, tabii insan hangi duygudan dolayı buna kapılıyor onu da göstermek istedim. Az önceki videoyu hazırlayalım. Sayın Uğur Dündar'ın Yılmaz Özdil tarafından kanıtsız bir şekilde itham edilmesi canını sıktı. Sanıyorum ben de o duyguya kapılmışım. Duygumun mealen karşılığını göstermek için Sayın Uğur Dündar'ın Yılmaz Özdil'in tavrından dolayı nasıl ve haklı öfke gösterdiğini lütfen bir izleyelim. Ali'cim tekrar verir misin? Yayına yeni katılanlar var. 2000'i geçti, çok önemli. Bir verir misin orayı lütfen? Mada bulunan ya şerefimiz için evet, yaşıyoruz yani, Tuncay. Yani, birisi bize çamur atsa evet, en başta evet, çıkacak ve savunacak olan kişi Yılmaz'dır. Evet. Ben onun için 1000 defa kendimi ortaya attım. 1000 defa. Evet, şöyle söyleyelim Uğur abi. Çok ayıp. Yani çok, biz zaten bunlarla kavga etmişiz. Kimse açık açık yazacaksın kardeşim, evet, ima etmeyeceksin. Biz diyoruz açık ki, açık yazacaksın. İnsanları töhmet altında bırakmayacaksın. Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki 2-3 insandan birisin. Birisi Müjdat Gezen'dir, ikincisi sensin. Sana kardeşim dedim. Sen nasıl olur da değerli ağabeyim dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu dahi olsa çamur atmaya yeltenirsin? Uğur abi, tamamen bilgisizlik. Öyle söyleyeyim. Yani bunu başka kötü bir şey... Kötü kalp. Yani bilgisizlik... Bilgisizlik bunu, değil, kötü yani kalp. Bunu sorsa... Nedenini de tahmin ediyorum az çok. Uğur abi biz... İsmail Saymaz'a takmış vaziyette kafayı. Biz de İsmail Saymaz, kim olursa olsun, genç bir arkadaşım. Ben gençlerin önünün açılmasından yanayım. Sayın Uğur Dündar'ın bütün bu söylediklerine tabii aynen katılıyorum. Kötü kalp. Şimdi töhmet diyor Sayın Dündar, haklı. Efendim açık açık yazacaksın kardeşim demesinde haklı ve çamur atma konusunda haklı. Benim o tweetimin ardından hemen aklıma şimdi bunu görünce aslında benim de o kadarcık öfkelenmemin çok da yanlış olmadığını gördüm. Bakın Uğur Dündar töhmet altında bırakılınca, açık yazılmayınca, çamur atılınca haklı olarak öfkeleniyor. Onuruna düşkün her insan öfkelenir. Biz solcular da liberaller kadar en azından bir onurumuza düşkünüz. Sonra bir tweet meselesi daha geldi. Uğur Dündar Bey, senin muhatabın Şaban Sevinç, o anlatır kimin ricasıyla Halk TV'ye geldiğini ve sonrasını. Ayrıca ben her yıl devlete kazancımı son kuruşuna kadar beyan edip vergimi veriyorum. Kendisini bu konuda takdir etmek gerekir. Çünkü vergi veren yurttaş iyi yurttaş. Hazreti Muhammed'in bile bu konuda bir değerlendirmesi var. Onu da hatırlatmak isterim. Çok şükür bugüne kadar tek kuruş açığım çıkmadı. Zaten beklemem. Sen kimsin ki bana, ben sana hesap vereceğim. Loser, yallah demiş bana. Bugüne kadar açığı çıkmaması aynı zamanda takdire şayan. Yani bir anlamda duayen sözcüğünü hak etmesi, özü sözü bir olması açısından önemli. Az önce bana sayın demişti fakat yine herhalde sinirlendi. Sen kimsin ki ben sana hesap vereceğim loser dedi. Ve yallah
dedi bana. Bunu samimiyete veriyorum. İnsanlar gençlere sahip çıkma duyarlılığı olan, gazetecilik mesleğinde örnek olan duayen kişiliği olduğu zaman bazen yallah gibi içten sözcükler kullanırlar. Yallah'ı ben kötü algılamadım. Yani yallah, hadi evlat gibi anladım. Fakat loser sözcüğünü ben Uğur Dündar kadar gençlere yakın olamadığım için bilmiyorum Sayın Saymaz'la Uğur Dündar arasında loser türü ya da emoji türü bir takım mesajlaşmalar oluyor mu, ama İsmail Saymaz genç bir arkadaşımız, el veren de Sayın Dündar olduğu için loser sözcüğünün araştırdım. Tam anlamını bulamadım. Yani övgü mü, onu da bulamadım. Ali, loser tam olarak ne demek, bana onu yazarsan, loser diye yazılıyor. Fakat samimi olduğu için Sayın Dündar yallah demesini şöyle birleştirdim. Ezik, yallah. Şimdi ezik sözcüğü, benim kızım 16 yaşında, bazen birbirleriyle konuşurlarken kanka, efendime söyleyeyim ezik gibi espriler yapıyorlar. Sayın Dündar'ın da bana espriyle yaklaşıyor olması, hani loser, ezik, yallah ya diye yorumladım ben. Fırat dedi ki abi öyle değil. Senin hem meslekte bir karşılığın olmadığını, loser, kaybeden, efendime söyleyeyim ezik birisi olduğunu, yallah derken de benim bildiğim anlamda ikile oğlum anlamında olduğunu söyledi. Ben de Fırat'ı son derece öfkelenerek kusura bakma da dedim, bir duayen gazeteci kendi meslektaşına, üstelik daha önce defalarca övdüğü, onu da bir gösterelim Ali'cim, benim hakkında attığı tweetten dolayı 2015'teki çok teşekkür ediyorum. Evet, Enver Aysever'e sarı basın kartı verilmemesine hiç şaşırmadım diyor Sayın Dündar. Çünkü o kartı alabilmek için gazeteci olmak değil, yandaşlık gerekiyor diyor. Dolayısıyla o zaman bunu söyleyen Sayın Dündar'ın bana şaka yaptığını iddia ettim ben. Dönelim. Yoksa Fırat'ın dediği gibi, ki Fırat bu konularda benden daha şeydir. Fırat'ın dediği gibi o tweet'e gelelim. Ali, az önceki Sayın Dündar'ın tweet'ine, şeye, benim de yazdım. Evet. Fırat mı haklı değil mi diye bilemedim. O yüzden size de sormak istedim aklımda. Ama ben tabii bir duayenle karşı karşıya olmanın sorumluluğu çerçevesinde, Sayın Dündar, sanırım Mehmet Şimşek'e destek vermek bana hesap vermekten daha kolay. Bence bana değil de halka verin dedim. Çünkü gerçekten duayenler, büyük isimler vergilerini devlete, düşünsel sorumluluklarını da yurttaşlarımıza verirler. Ayrıca kimin ricasıyla söyleyin açık açık, YAFA yazmışım ya da Şaban Sevinç Bey söylesin. Ayrıca loser ne demek bilmiyorum. İyi bir şeyse siz de olun dedim. Şaban hadi açıkla dedim. Sayın Şaban Sevinç demediğim için özür diliyorum. İyi bir şeyse siz de olun demem de az önceki samimiyetimi ortaya koyuyor. Ben iyi bir şey sandım. Hani deriz ya, ya bir eziklik yapma yallah. Ben öyle sandım. İyi bir şey değil galiba. Bu Fırat'ın iddiası. Ben hep iyi diye biraz saf olduğum düşünülebilir. Gerçekten de Sayın Dündar iyi bir niyetle söylediyse kendisinin de loser olmasını dilerim. Yok kötüyse, kötüyse sadece ben loser olmayı da kabul ediyorum kendi payıma. Çünkü netice itibariyle Uğur Bey az önceki kitap tanıtımındaki tweette gibi, Ali onu getirir misin lütfen? Müjdat abiye katıldığım için onu söylemek istiyorum. Uğur Bey kendisi hakkında söylenenlere katıldığı için, Uğur Dündar kimseyi satmaz, sağlam adamdır, dön sırtını koy önüne milyarları, aileni git. Yıllar sonra dön gel, o emanetler aynen orada duruyordur, nöbetinde de Uğur vardır. Uğur Dündar Müjdat abinin kendisi hakkında söylediklerine katıldığı için bunu paylaşmış. Böyle bir kimsenin dolayısıyla Türkiye'nin en güvenilir isimleri konusunda bazen Sayın Seda Sayan, bazen Sayın Uğur Dündar birinci oluyor, ama ben birinciliğin Sayın Dündar'da olması gerektiğini düşünüyorum. Zaman zaman Acun Ilıcalı gibi bazı isimler yukarı çıksa da Uğur Dündar'ın Seda Sayan'dan da Acun'dan da daha güvenilir bir isim olduğunu tahmin ediyorum yurttaşlarımız açısından. Bunu da koyalım. Evet. Şimdi bu meseleye geldiğimizde Sayın Şaban Sevinci aradım. Daha doğrusu sosyal medyadan yazdım. Değerli Sevinç dedim kendisine. Çünkü sonuçta patronluğumu
ben bilmesem de yapmış bir isim. Yayına katılmak ister misiniz dedim. Bunu da samimiyetten söyledim. Çünkü Sayın Şaban Sevinç hem benim Halk TV'de konuk olmam konusunda özen göstermiş. Hem de yine Sayın Şaban Sevinç bu şey meselesinde ne denir ona bizim TV'yi kurduğunda beraber çok başarılı yayınlar yaptık. Son bir davetine katılamamıştım. Ama benim onun da yayınlarına katılmam suretiyle kendisinin de aslında bana gelmesini isterdim. Bir de şimdi yani koskoca Uğur Dündar'ın, koskoca duayen bir gazetecinin şeref, haysiyet, töhmet altında bırakmak konusunda açık açık söylenmesi gerektiğini dile getiren birisinin dileğini yerine getirmek gerekir. Aksi halde ben Şaban Bey'in kötü kalpli olduğunu düşünüyorum. Neden? Bunu söyleyen Dündar doğal olarak Şaban Bey'den kaynak almıştır. Ben de iki şeyi merak ediyorum. Bir, ben kim tarafından Halk TV'ye konuldum? İki, ben nasıl hakikaten nasıl ya? Normalde bir para hesaba yatar. Benim hesabıma para yatmadı. Bana elden de verilmedi. Nitekim ben de şunu söyledim. Ben sana güveniyorum. Eminim sağlıklı bir yöntem vardır diyorum. Ben gönüllü çalıştım diye biliyorum ama ödenen para varsa gidip alayım dedim. Çünkü yok. İstersen finans modelini anlatmayayım ama istersen anlatabilirim de dedi Sayın Sevinç. Ben de kendisine Allah razı olsun da maaşım kaç liraydı, nereye yattı, sigortam var mıydı patron diye sordum. Bir de Sayın Dündar'dan öğrendiğim şekilde emoji yaptım. Fırat bana dedi ki o sempatik ortama daha katkı yapmak için emoji kullan dedi. Fırat mı dedi, Ali mi dedi onu bilmiyorum. Ben de emoji kullanarak sevimli bir hale getirdim. Sayın Şaban Sevinç gelmedi. Daha önce Şaban Bey, şimdi Ali o tweet'i verebilirsin. Ben Tele1'deyken yine kalp kırıcı bir tweet atmıştı. Sonra yayına bağlanıp da özür dilemişti. Bunu da Sayın Doğayan Gazeteci Uğur Dündar'ın görmesini isterim. Şaban Sevinç Bey, ben televizyonda yayın yaparken, Ayrıntılar programı yaparken şöyle bir tweet attı. Deniz Baykal kadar senin başına taş düşsün Enver Aysever Emi. Baykal artık yok, meydan senin. Söv söylebildiğin kadar Enver, bir gün Mansur'a, öbür gün İmamoğlu'na, sonra bir daha Baykal'a ve İnce'ye. Meydan senin Enver, kurtar memleketi diye yazmıştı. Ben de bunun üstüne bir cevap verdiğim vakit, ertesi gün Sayın Merdan Yanardağ'ı arayıp cevap hakkını kullanmak istemişti ya da rejiyi aramıştı, hakkını yemeyeyim. Ben de cevap hakkını kullanan insanlara saygı duyduğum için Şaban Bey, ya aslında kafana taş düşsün bir deyimdir. Allah korusun senin kafan hepimiz için değerlidir. Niye taş düşsün noktasındaki içerik kabaca böyle. Bunu şey yaptı. Söv sövebildiğin kadar demiş bana. Sövdüğümü değil siyasi eleştiri yaptığımı düşünüyorum. Fakat buradan dolayı şunu tahmin ettim. Anladığım kadarıyla Sayın Uğur Dündar da Sayın Şaban Sevinç de siyasi eleştiriyi sövmek gibi algılıyor olabilirler. Bu tabii bizim kabahatimiz, Türkçeyi iyi bilemememiz açısından. Mansur Bey'i biliyorsunuz Deniz Gezmiş, Nazım Hikmet, Eşber Yağmur Dereli'ye terörist dediği için eleştirmiştim. Sayın İmamoğlu'nu her konuda kendisini öne çıkarıp İstanbul'u da ben yöneteyim, CHP'yi de ben yöneteyim, Türkiye'yi de ben yöneteyim, Cumhurbaşkanı da olayım, Birleşmiş Milletler Başkanı da olsam iyi olur, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olma imkanı varsa onu da ben olayım dediğini düşündüğüm için söylemiştim. Sayın İnce'ye böyle bir eleştiri yapmamıştım. Sayın Baykal'a da gelince açıkçası Türkiye'de biliyorsunuz Erdal İnönü'nün karşısına defalarca çıktı. Murat Karayalçın'dan CHP'yi aldı. Kürtlerle ilişkileri bozdu. Sayın Erdoğan'ı meclise taşıdı falan birçok mesele olduğu için eleştirmiştim. Bir de tabii Sayın Baykal'ın Halk TV'nin kendi malı olmadığı halde kendi malıymış gibi davranıp Şaban Bey'i de başına koyması büyük problem. Tabii Şaban Bey haklı.
Orayı yönetmek kolay değil. Finans modeli kolay değil. Sonuçta CHP'den doğrudan para alamıyorsunuz. Şaban Bey döneminde sağ olsun Türkiye'ye çanak çömlek ve süpürge falan gibi çok değerli ürünler sattılar. Yurttaşlarımız mesela kupa, Atatürk'ün üzerinde fotoğraf olan çay bardaklarına sahip olduğu süpürgeleri satarken atam sen kalk ben yatam dendi. Bunlar az şey değil. Türkiye'ye Halk Kitap diye bir kitapta başı sonu belli olmayan, editöryel hatalar olan dünya kadar kitap oldu. Şimdi Allah aşkına hangi eve gitseniz dünya kadar Halk TV, Çanak Çömleği ve kitabı var. Hep bunlar Baykal ailesine katkı yapmak. Aman affedersiniz. Oradaki insanlara televizyon ayakta tutmak için yapıldı. Şaban Bey de ayakta tuttu. Kendisine saygı duyuyorum. Hatta o kadar büyük sıkıntılar yaşandı ki Sayın Uğur Dündar 7 yıl ücretsiz çalışırken program ayakta kalsın diye Şaban Sevinç arena programlarını belediyelere finanse ettirdi. Mecbur belediyelerden orada konaklama, uçak biletleri, program için ödemeler yapılarak halkımızın aydınlatmasında büyük katkısı olduğu söylendi. Ben bilmem. Uğur Dündar para almadı ama Şaban Bey eminim ki faturalar kesilerek Türkiye'deki pek çok belediyeden bu desteği aldılar. Öyle düşünüyorum. Şimdi bütün bunlar olurken al sana bir halt. Aslı Baykal hanımefendi bir seçim gecesi Şaban Sevinç değil ama bütün ekibini gönderdi. Aslı Baykal hanımefendi Serhan Bey'le birlikte bir tür darbe yaptı. Orada da demiş ki Uğur Dündar hakkımda tweet atmış, beni engellemiş, o yüzden hesabından yazamadım. Cevabım şudur, tazminatlarını vererek işçileri işten çıkarmak bir işveren hakkıdır. Tabii canım. Yani Mehmet Şimşek de önümüzdeki dönemde tazminatlarını vererek birçok işçiyi işten çıkaracak. Şaban Bey de birçok işçiyi işten çıkardı. Sonra Marmara Otel'de yaptığımız görüşmede genel yayın yönetmeni olmak istediniz. Reddedince hakkınızı helal etmez oldunuz. Bu ayıp. Bence bunu ispatlamakla yükümlü. Kimseyi töhmet altında bırakmaya hakkı yok. Ve aynı zamanda dur neydi sayın gazetecimiz hakkında? Kimseyi, Allah Allah ne yaptık? Kimseyi töhmet hakkında, Allah Allah dur bulacağım. Kimsenin şerefiyle oynamak, töhmet altında bırakma hakkınız yok. Açık yazacaksınız, çamur atmayacaksınız. Bir de demiş ki her zaman tek kuruş almadım diyorsunuz. Yaptığınız business class, bu business iş değil mi? İş adamlarının gittiği bölümde uçuş biletlerinizi kanalımız ödedi. Ege bölgesinde de hatırlarsanız bazı temsilcileriniz vardı. Vallahi mesela Şaban Bey'in bence Sayın Uğur Dündar'ı töhmet altında bırakmamak için Aslı Baykal'ın bu söylediklerini de açıklaması gerekir. Çünkü duayen gazeteci Sayın Uğur Dündar affedersiniz de neyle uçacaktı? Kendi arabasına gidecek hali yok. Orada iki tane Ege bölgesindeki temsilci olmayacak mı? Arena programı bu. Bir de Aslı Hanım şurada yalan söylüyor olabilir. Yalan demeyin de yanlış olabilir. Ya Şaban Sevinç bütün programları büyük bir ustalıkla bütün belediyelere satmıştı o zaman. O gelir yetmiyor mu ya? Öyle derler. Ben tam olarak bilmiyorum. Hatta model olarak aynı modeli şimdi Serhan Bey de Cafer Bey'in kanalında uyguluyor. Cumartesi ve pazar günleri yaptığı iki programı belediyelere satıyor. Herhalde fatura karşılığındadır. Bu da doğal. Çünkü iktidar bunu yapıyor. Zaten Sayın Mehmet Şimşek de bunu önerdiği için, bu modeli önerdiği için liberal piyasa ekonomisi burada ortaya çıkmış oluyor. Ben bu işleri bilmiyorum. Şaban Bey bunları açıklamadı. Başka neyimiz kaldı Ali? Orhan'ın yazısından vazgeçtik. Onu şey yaparız. Bak şimdi bu da Uğur Dündar'a kurulan bu tuzak da çok ayıp bir şey. Sayın Uğur Dündar TV 100 kanalında program yapmaya çalıştı. Merdan Bey Sayın Uğur Dündar'la bu sezon için anlaştıklarını ve yine tek kuruş almadan Tele1 televizyonda program yapacağını söylemişti. Fakat Merdan Bey'e sanıyorum haber vermeden ticari bir tablo olduğu için bu da doğal. Sonuçta Uğur Bey'in de 7 yıl ücretsiz çalışmanın ardından iktisadi ihtiyaçları olabilir. Saygı duyarım. Üstelik Fenerbahçe'mizin yükünü de taşıyor. TV100'de bir anda görüverdik Sayın Uğur Dündar'ı. TV100'deki programda da tıpkı dün yaptığı gibi
Sayın Kılıçdaroğlu'nu sorguya çeker gibi ağır sorular sordu. Yani dün neyse o günde oydu. Fakat TV100'de Sadat adlı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne gittiği bir kontur gerilla yapılanması olduğu iddia ettiği kurum reklam verdi. Sayın Uğur Dündar, programın içine alınan reklamlar konusunda hiçbir bilgim, ilgim yok. Bu doğrudur. Reklam bölümü bir aydır kullanılan Sedat reklamını yaklaşık 3 saati bulan bizim programın yayınında sadece 8 saniye kullanmış. Televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırılmış ve tekrar ekrana getirilmemiş dedi. Ben açıkçası Sayın Uğur Dündar'ın bu Sadat'tan haberi olduğunu düşünmüyorum. Bunu da Uğur Dündar'ı karalamak için yaptıklarını düşünüyorum. Gerçi bu reklamdan dolayı Barış Arkadaş ve Gürkan Acır Beyler istifa ettiler kanalda. Sayın Uğur Dündar Bey etmedi. Fakat Fırat ve Ali kendilerini de gazetecilik olarak biraz rahatsız edici buldum. TV100'de yayınlanan Sadat reklamı en az 3 kez yayına girdi diyor. 21.16, 21.25, 22.01'de olmuş bu. Tabii benim bunu bilmem mümkün değil. Medyablog'tan görüyorsunuz. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'na tuzak kurulmuş Sayın Uğur Dündar'ın programı sırasında. Bu tuzak biliyorsunuz AKP'ye çok yakın bir medya tarafından organize edilmiş. Sayın Uğur Dündar bunu fark ettiği zaman istifa etmeyi doğru bulmadı. Çünkü haberi yok. Onun yerine kanalın sahibiyle Kılıçdaroğlu'nu buluşturup barıştırdı. Kılıçdaroğlu, Sayın Kılıçdaroğlu da helalleşme döneminde olduğu için kanalın sahibiyle helalleşti. O dönemde böyle bitti. Evet, başka bir şeyimiz var mı Ali? Orhan Gökdemir'in yazısını şey yapalım, kendisine sonra verelim. Uğur Bey 28 Mayıs 2023 akşam saatlerinde mi oldu bu acaba? 28 Mayıs'ta mı olmuştu seçim? 28 Mayıs'ta değil mi? Ali'cim şu ÖS 8.24 değil mi? Yani öğleden sonra 8.24 değil mi Ali? Yani akşam 20.24 değil mi? O anlama geliyor. 28 Mayıs akşamı. Ali'cim doğru mu bu tespitim? ÖS öğleden sonra 8.24. Evet abi akşam. Tamam özür dilerim. Görmedim. Yani henüz seçim sonuçları belli değilken, Türkiye'de insanlar can çekişirken bir duayen gazeteci olmanın sorumluluğuyla, öngörüyle halkımıza gereğini yapmış, önden haber vermiş Sayın Uğur Dündar ve demiş ki Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti, Tayyip Erdoğan kazandı. Kemal Kılıçdaroğlu çok çalıştı, Türkiye'yi barıştırmak için çok gayret sergiledi, desteklediğim için asla pişman değilim, milletin tercihine saygı duyuyor, kazanan Tayyip Erdoğan'ı da kutluyorum demiş. Açıkçası o saatlerde ben beni yurdun dört bir tarafından arayan, bu sonuçlar gerçek mi, bir manipülasyon var mı, biz sandıklarda bekliyoruz, Uğur Bey saygın ve duayen bir gazeteci böyle bir şey yazdı, Enver seçimi kaybettik mi diyenlerle, ya olur mu öyle şey, Uğur Bey öngörülü, tabii ki onun dediği doğrudur ama siz yine de sandıkları bırakmayınız, siz yine de ıslak tutanakları alınız, ne olur ne olmaz diyordum. Elbette beni de etkiledi Sayın Uğur Dündar'ın öngörüsü. Nitekim haklı çıktı. Ama ben de işte kalp bu. Millet İttifakı'nın adayı ve hepimizin adayı olan Sayın Kılıçdaroğlu kazansın istiyorum ya, konduramadım. Ben önce gece 2'de kondurabildim. Ama tırnak loser olarak kafa geç düşüyor. Ondan sonra saat erkenden bunu yurdumuza haber olarak veren Sayın Dündar'a da milletim adına teşekkür ediyorum. Sayın Erdoğan'ı kutlamasının da bir âli cenaplık, bir erdem olduğunu düşünüyorum. Evet Ali'cim, başka bir şey kalmadıysa çağrımızı yaparak bitireceğiz. Sayın Dündar aynı zamanda 23 Temmuz 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu'na niçin oy vereceğini açıklayarak aslında Türkiye'de iyi olana iyi, kötü olana kötü demenin gerçekten gereğini yapmış. Ben Ekmelettin İhsanoğlu'nda iyi bir şey bulamadığım için oy vermemiştim. Selahattin Demirtaş'a vermiştim. Benim taş kafam. Ama Ekmelettin İhsanoğlu'ndaki kerameti gören çok kimse vardı. Başka Ali'cim, onu da görelim. Başka bir şey var mı Ali? Yoksa Orhan'ın yazısının sadece manşetini gösterelim.
ve yazıyı önerelim. Bitti. Oranın yazısını koyalım. Bir son kez o manşeti de koyalım. Evet, Gerçek Dergisi'nde Uğur Dündar'ın gücü mis süte yetmedi diye bir başlık atmışlar. Radyasyon dosyasında neler gizlendi diye. Orhan Gökdemir de bu yazı üzerinden Oktay Akbal'a gönderme yaparak önce sütler bozuldu demiş. İktidara kaçmak basit bir öz savunma biçimi. Kaçarlar, kaçmayanlara düşman olurlar biliyoruz. Sütler bozulmasın diye elde balta bekliyoruz demiş. 16-2023 bugünkü yazısında Orhan Gökdemir. Sabah okudum ben, dikkatli okudum. Bunu da buraya not düşmek isterim. Şimdi değerli dostlar, yapılması lazım gelen ne? Ben Şaban Sevinç'in bir an önce benim kim tarafından Halk TV'ye gönderildiğimi, getirildiğimi, bana ne kadar para ödediklerini, bu parayı nereye yatırdıklarını, sigortamın yapılıp yapılmadığını, benle birlikte çalışan o zaman Şule Aydın'a kaç para ödendiğini, ne kadar sigortasının yatırılıp yatırılmadığını açıklamasını bekliyorum. Bana eğer elden zarfla bir para verildiyse bunu da buradan açıklaması gerektiğini düşünüyorum. Bir de şunu söylemek isterim izninizle. Onun da altını çizmek istiyorum. Seçim dönemlerinde televizyonlar propaganda yapmak için kanallara para verirler. Para önerirler. Her kanalda bu satışı yapar. Şaban Sevinç, benim programıma para karşılığında çıkmak isteyenler olduğunda benim ilkelerimi bildiği için, para karşılığında kimseyi ekrana çıkartmadığım için beni arayıp ya Enver, Silivri Belediye Başkanı senin programına çıkmak ister şu para karşılığında. Bu arada para kanala kalır. Yapabilir miyiz bunu dediğinde, nezaket gösterip sorduğunda hayır, ben para karşılığında kimseyi çıkartmam. Beyefendiyi gerekirse ücretsiz çıkarırım demiştim. Sanıyorum da çıkarmıştım. Ama Şaban Sevinç'e düşen belediyelerden mesela bu tanıtım veyahut milletvekili adaylığı konusunda kaç para aldığı, bunu fatura karşılığında alıp almadığı, bunların vergilerinin ödenip ödenmediği, Sayın Uğur Dündar'ın programını kendi bilgisi dışında belediyelere fatura karşılığında verip vermediği, açıktan para alınıp alınmadığı, kendisi bilgisi dışında açıklamasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Uğur Dündar'ı zor duruma düşürmek yakışmaz. Ben bilebildiğim kadarıyla hesaplarımda Halk TV'den Aslı Baykal döneminde, o zaman bana 8.000 lira önermişlerdi. Haftanın 5 günü yayın yapıyordum. Ayda 20 gün yol parası olarak bunu alıyordum. O da arabayla gidip geldiğimiz için sanıyorum onu da bir kere alabildim. Cafer Mahiroğlu'dan da bir ya da iki kere alabildim. O zaman sigortamı yatırdılar mı yatırmadılar mı onu da bilmiyorum. Yani ben Halk TV zamanı ya iki kere maaş aldım ya üç kere aldım. Bu da Şaban Bey döneminde değildi. Ama tabii ısrarla benim reytingim olmadığı için, halk tarafından sevilmediğim için bir kere kovulmuştum. Ardından da zorla oraya konmuşum. Beni zorla koyan her kimse bunu bilmek benimle Sayın Dündar'ın da hakkı. Açıktan bana para ödeyen, bakın açıktan bana para ödeyen her kim varsa onu da bilmek istiyorum. Deniz'cim şöyle Deniz'in sorusunu getirir misin? Mesleğinin karşılığını almak suç mu? Asla değil. Ben de almak isterdim. Yalnız o zamanki Halk TV'de Şaban Bey'in açıklamaları Halk TV'nin ekside olduğu, 5 kuruş paraları olmadığı yönündeydi. Ben de Halk TV'ye başlayınca açıkçası o zaman çoluk çocuğun, gençlerin eve ekmek götürmekte zorlandığı bir dönemde para almayı kendime layık görmedim. Bir dayanışma yaptım. Bu bir. Sayın Merdan Yanardağ hayatta. Tele1 kurulduğunda Merdan Bey'e destek verip Tele1'de o bana para almamı önerdiği halde ben, Orhan Gökdemir ve Şule Aydın orada da ücretsiz çalıştık ilk dönem 2. Ardından bir sonraki gelişimizde yaptığımız yayınlarda hafta için her gün yayına geçene kadar yine para almadık dayanışma için 3. Daha sonra da ayda 20 gün yayın yaptık. Sanıyorum gün başına da 200 lira falan gibi bir para aldık. Yol parası gibi bir şey oldu. O kadar. Bunların hiçbirisini ben istemedim. Merdan Yanardağ ısrar etti. Nasıl geçindin diye sorarsan vallahi size
matrak iki şey söyleyeceğim. Çok güleceksiniz. Biz Cumhuriyet'te çalıştığımız zaman vallahi ben haftada 3 ayda 12 yazı yazıyordum. Cumhuriyet'ten 2000 liramı ne alıyordum? Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin 2000 lirası bugünün CNN'in 200 bin lirasından evladır. Ama o kadardı paralar. Bir de bu aramızda kalsın. Sayın Uğur Dündar'ın da kulakları çınlasın. Onlar Hürriyet'te falan Sözcü'de çalıştıkları için mutlaka emeklerinin karşılığını alıyorlardır. Ben Bir Gün Gazetesi'nde yazıyordum. Tabii Bir Gün Gazetesi büyük bir gazete değil. Bir ideolojik gazete. Gazetede yazarken onurlu insanlar olduğu için benim sigortamı yatırdılar. Ve ben de maaş alıyordum oradan. Diyelim ki 1000 lira. Maaş hesabımıza yatıyordu. Parayı çekip gazeteye bağışlıyorduk. İbrahim Aydın orada. Yani biz solcular, bu da mizah. Bir de mizah. Çünkü ben Bir Gün'ün dostuyum. Yani bana asgari ücreti yatırıyordu İbrahimler maaş. Ben o parayı çekiyordum ama sigortamı yaptırdılar. Onlara çok şey borçluyum. Çünkü Aydın Doğan sigortamı yaptırmamıştı. Kara Mehmet de yaptırmamıştı. Ama Bir Gün yaptırdı. Diyelim ki maaş 2000 lira geliyor. Oradaki emekçi kardeşlerim için ben o parayı çekip gazeteye bağışta bulunuyordum. Tıpkı burada olduğu gibi. Anlatabiliyor muyum? Sayın Dündar gibi ben de hep yoksulluk içerisinde şey yaptım. Durum bu. Sayın Şaban Sevince, değerli üstad, Sayın Uğur Dündar'ı aydınlatması için açıklamayı yapmasını öneriyorum. Ben istemem ama bu kadar kişi bizi dinledi. Eğer bu açıklama yapılmazsa hem Sayın Uğur Dündar yalancı durumuna düşer hem de Sayın Şaban Sevinç yalancı durumuna düşer. Benim hayatta en istemeyeceğim şey meslek büyüklerimizin itibar kaybıdır.